Bakalım, dün Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yaptığı miting vardı. Bir önceki gün Millet İttifakı'nın, yani çok önemli mitinglere sahne oldu İstanbul. Dünkü aslında mitingde verilen mesajlara baktığımızda, az önce haberde de bir kısmı dile getirdik veya aktardık izleyicilerimize. Buradan hani 2-3 tanesinden hani çıkan notlar tarafında neler var diye baktığımda, Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalar üzerinden. Bunlardan bir tanesi, işte İstanbul birilerine emekli edeceğiz derse bu iş biter diyerek aslında bir yandan oy istedi seçmenlerden. Bunun dışında tabii zamanla yoluna girecek hayat pahalılığı konusu, üstesinden biz geleceğiz mesajı daha önce zaten söylemişti. Ve bir yandan 15 Temmuz iradesine rahatsızlık duyuyorlar mesajı var Cumhurbaşkanı'nın. Verilen bu mesajlar daha önceden, yani geçtiğimiz mitinglerden verilen mesajlar ve İstanbul mitingine gelinen nokta. Sayın Demir'le bu noktada önce başlayalım. Sayın Demir, dünkü mitingde verilen mesajlar ve bu tablo için ne söylemek lazım? Valla tabii dün mitingin üzerinden artık neredeyse 24 saate yakın bir süre geçecek, yani 20 saate yakın. Bu açıdan çok üzerinde dünden beri konuşuldu. Şimdi sabah değerli izleyicilerimize, yani dün konuşulan, defalarca anlatılan şeyleri ben bir de anlatıp şey yapmayayım. Değerli vakitlerini almayayım, ama bu mitinglerin ne anlama geldiğini belki seçim sistematiği ve de siyaset açısından değerlendirmek lazım. Mitinglerin psikolojik olarak son işte büyük şehirler daha ön plandadır. Kritik iller, sembolik iller de vardır. Onlarla birlikte son virajlar, büyük virajlar, en sonuncusu İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve İstanbul olarak dönülür. Oralardaki kalabalıkların verdiği mesaj, ne kadar hangi ittifakın, hangi liderin kişileri topladığı, burada neler söylediği, hepsi aynı potada eritilir. Bunlar aynı zamanda bu çok derin siyasetine perde arkasına da bakıldığında o teşkilatların, o partilerin il ve çevre iller teşkilatının organizasyonu ne kadar başarılı yaptığı, ne kadar kalabalıkları bir araya getirebildiği, ne kadar, nasıl bir farkındalık yarattığına da bakılır. Yani farklı ölçütler var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı kürsüye, platforma çıktığında ya da Sayın Kılıçdaroğlu, kalabalığa bizim ekibimiz eğer böyle iyi çalışıyorsa seçmene ulaşma konusunda da, seçmenlerle birebir temas kurma konusunda da iyidir düşüncesine de sahip. Sadece şu kadar kişi geldi, bu kadar kişi gittiyle değil. Onun oradan aldığı motivasyonla siyasi lider platformu, kürsüyü daha böyle şevkle ve istekle kullanır. Hafta sonu olanlarda bu şekilde. Tabii artık 6 gün kaldı. Söylemler giderek sertleşiyor, ortam giderek gergin bir hale geliyor, tansiyon yükseliyor. Hani nefesler tutuldu ifadesinden farklı fiil türlerini burada kullanmak durumundayız. Türkiye çok gergin. Yani dün yaşanan Erzurum'da olsun, işte Sinan Oğan'ın Silivan yolunda karşılaştığı durum olsun, Erzurum'da İmamoğlu'nun otobüsünün karşılaştığı, sonra yükselen tartışma çerçevesinde biliyorsunuz yaşananlar oldu. Bunlara baktığımız zaman inşallah kazasız belasız bu işin süreci sonuna kadar yürütürüz ve kendi ülkemize yakışan, büyük ülke olma yolunda ilerleyen ülkemize yakışacak şekilde bu işi sonlandırırız. Bu bir demokrasi mücadelesidir. Siyasi liderler tabii ki çok sert bir ifade kullanıyor. Belki bu siyasetin de doğasında var. Yani biz bilemeyiz, ama ben hayırlısıyla bu işin bir an evvel bitmesini, işte artık ilk turdan biter, ikinci turdan biter, ama bize yakışan bir şekilde, Türkiye'ye hayır olacak bir şekilde bitmesini arzu ediyorum. Çok yürüyecek yol var. Çok meselelerimiz var. Halledilmesi gereken sorunlarımız, problemlerimiz var. Demokrasi şenliği olarak görmek, yani çok belki Pollyanna gibi bir ifade oldu, ama ben de çok umutsuzum. Umuduyla bu 6 günü geçirelim diyorum. Şu anda artık verilen mesajlar, vaatler ortada. Dediğim gibi dünden beri defalarca bunlar konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İnce'nin, Sayın Oğan'ın daha iyi bir gelecek vaat ediyorlar. Verdikleri vaatler, işte insanların yaşam koşullarını iyileştirme, Türkiye'nin sosyoekonomik altyapısını güçlendirme, dış politikada atılacak adımlar, göçmenlerle ilgili verilen sözler, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu 2 sene içinde göndereceğim diyor. Kılıçdaroğlu'nun başka vaatleri oluyor, Sayın Cumhurbaşkanı oluyor. Bunlar, ümit edelim, kim bilirse verilen sözler çerçevesinde gerçekleştirilsin. Benim tek ilgilendiren bölümü vatandaşın refahı, huzuru ve mutluluğu. Evet, onun haricinde bu seçimi de büyük zafer, büyük hezimet ve birbirini yok etme politikası üzerine de kurmamamız lazım. Türkiye'nin iktidara da ihtiyacı var, muhalefete de ihtiyacı var. İyi bir muhalefet her zaman iktidarın üzerinde çok kuvvetli bir denetim mekanizması görevini de görür.
hep beraber bu ülkeyi sonra el ile yürütmeye çalışacağız. Yani benim söylemek istediklerim bunlar, çünkü biz haftalardır bu konuyu konuşuyoruz, söylenenleri konuşuyoruz. Yani ben buradan kalkıp şu mesaj bence şöyle etkili, bu mesaj böyle etkili diye söyleyemem. Neden derseniz, her mesajın gittiği toplumsal kitleler var. Sizin önceliğiniz, benim önceliğim birbirinden farklı. Kimi için yumurta fiyatına verilen fiyat teklif, kimisi çay alım fiyatına verilen teklif ilgilendiriyor. Bir başkasını maaş, emekli maaşları ilgilendiriyor. Başkası işte kamu işçilerine zam açıklanacak önümüzdeki yakın sürede. Onu takip edenler var. Kimi stajyer mağdurları var. Kimi işte EYT'ye takılan, hala EYT'ye takılanlar, az zaman farkıyla katılanlar, onların durumu var. Kimileri göçmelerin gitmesini istiyor. Kimileri işte başka şeyler bekliyor. Yani vaatlerin her birinin mutlaka siyasi bilimciler tarafından hangi kitleye yüzde kaçlar oranında yansıyacağı hesaplanmıştır. Ama artık hep onun altını çizmek lazım. Vatandaşa inme, halka inme sözü Türkiye'nin literatüründen çıktı ve bir daha da geri gelmemeli. Çünkü Türkiye'de tüm vatandaşlar olarak biz yaşadığımız sorunlarla, iç dış politika olsun, ekonomik sorunlarla birçok şeyi öğrendik. Onlarla mücadele etme yetisini ve kabili becerisini de geliştirdik. Vatandaşın siyasetçilerden ve bizlerden çok daha fazla şey bildiğini düşünüyorum. Bilgi, beceri ve tecrübe açısından artık halka çıkma zamanı. Halka çıkan siyasetçi, halka çıkan derken halkı anlayabilen siyasetçi vaatlerden de öte esas kazanan olacaktır. Bu konuya son 6 günde siyasetçilerin herhalde dikkat etmesi, nacizane aklıma gelen fikirlerden bir tanesi.